Merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığım mahalleyi ve evin etrafını tanıtmayı planlıyorum. Böyle bir mahallede kalıyorum. Önce mahalleden başlayalım. Gördüğünüz gibi evler 1,5 katlı evlere benziyor. Çünkü bu evlerin hepsinin altında basementları var. Yani bodrum katları var. Çünkü burası tornado, kasırga bölgesi olduğu için kasırga durumunda insanlar bodrum katlarında sığınakları var. O nedenle tüm evler hep böyle, şekilleri böyle. 1,5 katlı ev gibi gözüküyor. Şöyle devam ediyoruz. Hiç kimsenin evinin önünde gördüğünüz gibi duvar, artık fence yok. Yani fence dediğim şu tahta şeyler. Sadece bizimkinde var. Bunu biz yaptık buraya taşındıktan sonra. 2 yıldan beri böyle de yaşıyoruz. Böyle bir ev. İki tane odası var yukarıda, bir tane salonu, mutfağı ve yemek odası var. Alt katta bir odası var, bir tuvaleti var. Altta iki tane garajı var şöyle bakarsanız. Garaj var ama benim arabalar garajın önünde bekliyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü garajın içi şu an çok aşırı dağınık. O yüzden onları temizledikten sonra arabaları içeri almayı planlıyoruz. Bir türlü toparlayamadık. Evet, bunlar bizim arabalar, şu küçük olan benim kullandığım günlük hayatta kullandığım araba. Bu büyük olan da hanımın kullandığı araba. Çocuklar o getirip götürdüğü için ona böyle büyük bir şey aldık. Bu Toyota Sienna. Türkiye'de Toyota Sienna var mı bilmiyorum da van tarzı, minivan dedikleri bir araba. Galiba Türkiye'de çok yok. Evet, ev dışarıdan böyle. Yüz ölçümü olarak artık bilmiyorum tabii. Türkçe karşılığı ne yapıyor? Şurası arkası orman bu arada. Arkasında bir tane dere var. Gayet güzel. Arka tarafta balkon falan var. Çay içebiliyorsunuz. Kimse sizi rahatsız etmiyor. Şöyle bakabiliriz sağına sonra. Bu yan komşunun evi. Genelde insanlar böyle büyük trakları var burada. Bakarsanız herkesin evinde trak vardır genelde. Çünkü insanlar kendi işlerini kendileri yanında yapıyor. Ve böyle çiçeklerim var. Evimizin önünde çiçeklerim şu an ölmek üzere çünkü soğuklar yavaş yavaş geliyor. Sabahlar 46 Fahrenheit oluyor yani. Herhalde 10 derecenin altına düşüyor. Bir 5 derece falan oluyor galiba Celsius olarak. Ama hala bunlar hala güzel. Çünkü bunlar soğuğu seven bir çiçek. Şunlar ölmek üzere, yaprakları hep delinmiş. Çiçekleri dediğim gibi çok severim her yıl. Her yıl bunu ekmesi gerekiyor aslında. Bunları bir defa ektim, kendileri her yıl çıkıyor. Böyle. Buradan yukarı çıkıyorsunuz. Ve giriş kapımız şurada. Şimdi evin içerisini gösteremeyeceğim. Evin içi bayağı dağınıktır şu an. O nedenle hanımla papaz olmak istemiyorum. Evet, burada başka bir tane çiçeğim var. Bu da çok güzel. Şuna bakarsanız. Bu çiçekleri çok seviyorum. O yüzden her dakika bundan ektim. Bunlar da soğuk yedi galiba. Buna bir hafta önce, bir iki hafta önce çok güzel bir sapsarıydı şurası. Böyle top halinde, bu arkası da böyle kırmızıydı, böyle mor gibi. Öldüler. Evet, şimdi evin yan tarafına doğru gidelim. Evin yan tarafına doğru gidelim. Şimdi ev fiyatlarından bahsedebiliriz. Her bizim mahallede ev fiyatları ortalama 120 binden başlıyor. 170 bin ne kadar çıkıyor ortalama ev fiyatları. Şu yolun sonunda bir tane ev vardı. Şimdi buradan görünmüyor ama yolun sonunda bir ev vardı. O aşırı büyük bir evdi. Onu geçen yıl 300 bin dolara sattılar. Ama ortalama bir fiyat 150 bin dolar diyebiliriz. Evet, burası evimizin ön bahçesi. Evimizin ön bahçesi. Böyle bir tane küçük bir çardak yaptık. Altında bir bench var. Burada ara ara gidip oturuyoruz. Normalde şu çiçek üzerini kaplayacaktı. Şuraya bir çiçek ektim. Şöyle sarmaşık bir çiçek. Gördüğünüz gibi öldü. Daha doğrusu çim kesen adam. Kökünden kesmiş çimleri keserken. Maalesef büyüyemedi. Burada böyle çiçeklerimiz var. Yan tarafta. Bunlar da yavaş yavaş solunmaya hazırlanıyorlar. Çünkü bir ay kadar burada kış gelecek.
karlar yağmaya başlar büyük ihtimal. Burası kış memleketi, soğuk memleket. Kansas burası bu arada. Burada evet bir Türk evinde olması gerekenler var. Domatesler, biberler, soğanlar var şurada. Maydanoz var. Çileğimiz var, bir saksı çileğimiz var. Başka bir tane daha varmış aslında burada. Evet, bir tane daha çileğimiz var. Evet, vişne üzerinde hala çiçek var. Ve çiçeği var. Şurada bir tane kocaman olmuş. Bakarsanız kocaman bir çileği var. Yani dediğim gibi çiçekleri, bitkileri çok seviyorum. Bu yıl çok fırsatım olmadı uğraşacak. O yüzden hatta böyle dağınık biraz. Normalde haftada bir saat, iki saat en az bahçeye zaman ayırıyordum. Haftalar özellikle cumartesi pazarları. Evet, burası arka aşağı balkonumuz. Şöyle gösterirsek evimizin burası yan tarafı şu an. Yan tarafı. Şimdi ağaçlar yapraktan döktü burası. Ağaçlar yeşil olduğu zaman çok harika bir görüntüsü vardı. Burada oturuyorduk şurada. İşte mangalımız var şurada. Mangal yapıyoruz. Akşam olduğu zaman işte şu kendiliğinden yanıyor. Yerde ışıklar var. Onlar yanıyor. Burası güzel bir şey oluyor. Az önce burada yapraklarını temizledim. O yüzden böyle sandalyeler dağınık. Böyle bir şey burası. Hemen şu altını göstereyim. Aşağısını. Şu bizim arka bahçe aslında. Normal arka bahçe olması gereken bir yer. Ama her taraf böyle ormanlık olduğu için şöyle koca kocaman ormanlar olduğu için çok arka bahçeyi kullanmıyoruz. Şu arkada bir tane dere var. Şu aşağıda. Suyu görebilirsiniz. Sırasında. Orada birazcık su var. Yağmur yağdığı zaman burası doluyor ağzına kadar. Burada akşamları özellikle oturması güzel oluyor. Şu yukarısı mutfağın olduğu kısım. Şurası hemen şu baktığınızda. Şurası da oradaki başka bir balkon diyebiliriz. Burası hemen evden çıkınca, üst kattan çıkınca oturduğumuz bir balkon. Şurası bir yeni eklediğimiz bir oda. Normalde bu oda yoktu. Burayı ben ekledim. Daha bitmedi işte. İnşaat gibi hali içerisi. Bir ara orada bitmeyi planlıyoruz. Bakalım ne zaman olur bilmiyorum. Burayı bitirdik bayağı 3-5 ay oldu. 3-5 ay'dan beri burada oturuyoruz. Çay içiyoruz. Akşamları yemek yiyoruz ara ara. Kahvaltı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, burada evlerin şekilleri böyle. Fiyatlar dediğim gibi 150 bin dolar civarı. 120 bin dolar da bulabilirsiniz. Ama ben bu evi foreclosed denilen bir şey var. Yani Türkiye tam Türkçesi hacizli bir şey oluyor herhalde. Adam bankaya borcunu ödeyememiş. Banka el koymuş. Ben bunu bankadan almıştım. 86 bin dolara. 2-3 yıl önce. Yani ucuz bir fiyat almıştım. Ama o zaman tabi bu kadar bakımlı değildi. Çok bakımsız bir evdi. İşte badana, boya, şu öndeki çiçekleri falan hepsini biz ektik. Ağaçları gördünüz. Yani şu anki piyasa fiyatı dediğim gibi işte değişir. 120 bin ile 170 bin dolar arası değişen ev fiyatları var. Bizim herhalde o arada bir şeydir. Tam emin değilim. Evet arkadaşlar, bugün de bu kadar. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.